Tarihi gelişim sürecine bakıldığında Birleşik Avrupa öyküsünün uzun yıllar bir ideal olarak dile getirildiği görülür. İki Dünya Savaşı ile büyük sarsıntılar yaşayan Avrupa, 20. yüzyılın ikinci yarısına girerken, birlikte hareket etmenin ilk adımlarını da atmaya başladı. 1951 yılında kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve 6 yıl aradan sonra Roma Anlaşması'yla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu, birliğe giden yolda atılan önemli adımlardır. İşbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye dönük adımlar, üye ülkelerle birlikte demokratikleşme yolundaki toplumlara da umut oldu. İnsan hakları ve demokrasinin standartlarını yükseltmeye dönük çabalar, birliğin saygınlığını artırdığı gibi küresel ölçekte gücünü ve önemini de arttırdı. ...40-50 yıllık süreçte kıta Avrupa'sını kuşatacak ölçüde genişleyen Avrupa Birliği için bugünlerde en kritik soru şudur: Avrupa Birliği dağılıyor mu? Tarihsel olarak da baktığımız zaman medeniyetlerin düşüşü veya yükselişi ekonomik anlamda ve diğer anlamda, eğer Doğu medeniyetinde bir yükseliş ortaya çıkıyorsa Batı mutlaka bir çöküş sürecine giriyor. Doğu'da bugün Uzak Doğu'dan başlayarak Orta Doğu'ya da, işte Türkiye bunun içerisindedir, Orta Doğu ülkesidir. Bir ekonomik anlamda, teknolojik anlamda kendine gelme, üretme ve dışarıya ihraç etme, böyle bir şey var. Gittikçe ben bu çatışmanın daha da artacağını düşünüyorum. Batı'nın ekonomik gücünün gittikçe azalacağını düşünüyorum. Çünkü kaynaklarına ulaşamayacaktır artık. Değişen küresel dengeler, yeni pazar arayışları ve farklı kültürel talepler hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının açık işaretleri olarak sıralanabilir. Batı toplumlarının öncülük ettiği küreselleşme rüzgarı, nüfus ve sermaye ile birlikte kimlik ve ideolojileri de küresel dolaşıma zorluyordu. Ve bu dolaşım her zaman planlandığı gibi olmuyordu. Avrupa Birliği'ni zorlayan temel faktörlerden biri de ortak çabalarla oluşturduğu ilke ve değerleri korumaktı. İnsani değerlere eksen olan kriterler, göz kamaştırıcı kavramlarla yükselirken, birliğe üye ülkeler kültürel farklılıklarını konuşuyordu. Farklı renklerin harmonisiyle oluşturulmak istenen tablo, çatışma ve ayrılık talepleriyle karşı karşıya kaldı. Avrupa'daki temel sıkıntı aslında entegrasyon ya da uyum adı altında insanlardan asimile olmalarını istemeleri. Ama asimile olunacak şey nedir? Yani ortak bir Avrupa kültürü var mıdır? Ortak bir Avrupa kültürü var ise Brexit sonrası işte İngiltere Avrupa Birliği'nden neden ayrıldı? Yani bütün bunların arkasındaki aslında felsefi yapıya, temel inanışlara bakmak gerekiyor. Ona da baktığınızda tamamen bu ötekileştirmeye dayanan, onun temelindeki felsefe de aslında bir anlamda daha Nietzsche'ye varan üstün insan. Siz beyaz, batılı ve işte Hristiyansanız üstünsünüz, hak ediyorsunuz. Değilseniz bunun dışında kalıyorsunuz. Bu anlamda bu şekilde Avrupa'nın devam etmesi de mümkün değil. Bütünleşme ve uyum. Bu sihirli kavramlarla genişleyen birlik, ortak bir kültürel yapı oluşturamamanın ve dahası hedeflediği hak ve özgürlüklerden uzaklaşmanın sancılarını yaşıyordu. Birliğin koyduğu ortak hedefler, uzlaşma yerine çatışmaların şiddetlenmesine yol açıyordu. Farklı gelişme dinamiklerine sahip üye ülkeler, ekonomik alanda birliğin hedefleriyle örtüşmeyen talepleri dile getirirken, etnik kökene dayalı ayrımcı sesler de buna eşlik ediyordu. Birleşik Avrupa hayali bitiyor. İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte bu süreç hızlandı. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasını destekleyen liderlerle karşılaştık.
bu siyasi liderler bayağı duyuldu, bayağı tartışmalar da düzenlendi. Birçok halktan birçok kişi frank zamanında Fransa'nın daha zengin, daha refah içinde bir ülke olduğunu, avroya geçişle birlikte ekonominin bozulduğunu, başka ülkelerin sorunlarının Fransa'ya taşındığını söylüyor, ifade ediyor. İngiltere'nin ayrılma kararı, gözlemcilere göre birliğin dağılma sürecine girdiğinin en somut örneği. Ancak dağılma sürecini kaçınılmaz hale getiren sebeplere bakıldığında bunun yalnız ekonomiyle sınırlı olmadığı görülür. İngiltere ayrıldı. Belki ileride başka gelişmeler olacak. Bütün bu değişim süreçleri çerçevesinde Avrupa'da kendi içinde kendi kimliğini sorgulamaya başladı. Burada tabii şeyi de göz ardı etmemek lazım. Yani Amerika'nın hakim olduğu, dominant olduğu bir dünya sisteminde Avrupa kendine bir yer arıyor. Hala arıyor. Dünya içerisinde, dünya siyasetinde, dünyadaki büyük kültürel trendlerde, toplumsal hareketlerde Avrupa ne kadar sözü dinlenir, dikkate alınır bir aktör olacak tartışması da hala devam ediyor. Dolayısıyla bütün bu karmaşık yapı ve kimsenin kontrol edemediği globalleşme süreçleri içerisinde işte Avrupa'da böyle bir ne diyelim bir muhasebe içerisinde. Ama bunu yaparken maalesef popülist siyasi akımlar üzerinden ırkçı yaklaşımların giderek güç kazanması ve ana akım Avrupa siyasetini rehin alması Avrupa'nın geleceği açısından da büyük bir felakettir. Avrupa'yı sarsan büyük tehlikenin ırkçılık olduğunu Avrupalılar görmezden gelse de bu topraklarda yaşayan göçmen nüfus bunu birebir yaşıyor. Son dönemde şiddetlenerek yükselen ırkçı akımlar herkesin aklına o eski karanlık günleri getiriyor. Bugün daha çok göçmenleri hedef alan ırkçı akımların yakın tarihte kıtayı kan gölüne çeviren faşist ideolojiden beslendiği artık tartışılmayacak kadar açık. Irkçı akımların bu kadar hızlı yükselmesinin arkasında ise günü kurtarma telaşındaki siyasiler yer alıyor. Seçim sonuçlarına doğrudan etki eden ırkçı motifler, Avrupa siyasetinin ana ideolojisi olma yolunda. Avrupa modelinde hak yok. Güç var, güç mantığı var. Herkes ben daha güçlüyüm, ben daha fazla haklıyım diyor. Onun için mümkün değil anlaşmalar. Tabiatına ters. Sadece günü kurdular. Şimdi herkes, şimdi yine Avrupa küçülme gidiyor. Yeniden gömükler, hudutlar konuma çalışıyor. Bunun bahanesi yok Suriyeli mülteciler ama bunlar bahane. Zaten yapmak istiyordu Avrupa ama. Avrupa genelinde birleşmeyi, bütünleşmeyi esas alan çoğulcu dil, yerini ayrışmaya ve ötekileştirmeye bırakmış durumda. Köpürtülen ayrımcı dilin yol açtığı saldırı ve cinayetler şimdilik sadece göçmenleri hedef alıyor. Özellikle Müslümanlar ve Türkler bu dışlayıcı dile en çok maruz kalan gruplar arasında. Bitme aşamasında bana göre yani ekonomileri kötüye gidiyor. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Her ne kadar burada işte medyada, televizyonda, gazetede duyulmasa da buradaki birçok insan açlık sınırının altında yaşıyor. Dolayısıyla yani kendi aralarında bile bir şeye ne diyorlar, mutabakata varamıyorlar. Ki bana göre birkaç yıl bir ömrü kaldı diye düşünüyorum. Ekonomilerle birlikte kültürler arasındaki geçişkenlik toplumları hızla yakınlaştırırken Avrupa'da esen bu ayrılıkçı rüzgar bir şeylerin ters gittiğini göstermiyor mu? Barış, özgürlük ve kardeşlik kavramlarıyla dünyanın ilgisini çeken Avrupa'nın ırkçı ve ayrımcı siyasete teslim olması elbette bir krizin göstergesi. Bu değişim Avrupa Birliği'nde gözlenen çöküşün aynı zamanda bir uygarlık krizi olduğunu gösteriyor. Şimdi dünyada çok hızlı bir bilgi akışı var. Dolayısıyla Afrika'da olsun, diğer Orta Doğu'da olsun insanlar artık birçok acılar çektiler. Bunları gördüler. Bunları bizzat internet ortamında, diğer platformlarda yaşadıkları için artık acıların nereden kaynaklandığını, sorunların neler olduğunu daha bilinçli şekilde yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bilinçlenen bir dünyada eski düzenin devam etmesi biraz zor olsa gerek. Dolayısıyla gelir de düşüyor tabii ki Avrupa'nın buna bakarsak. Bu şekilde açıklanabilir. Yani bilgi akışının yoğun olması, insanların eğitimle birlikte gelişmesi.
bütün toplumları içine çeken küresel ilişki ağının, eşitlik ve adalet yerine savaş ve sömürülere yol açtığı artık dünya kamuoyundan saklanamaz. Değişen güç ilişkilerinin yol açtığı yeni arayışlarsa artık küresel patronların işine gelmiyor. Birliğe üyelik sürecinde muhatap olduğu ikircikli tutuma rağmen, Türkiye'nin savunma alanında alternatif çözüm arayışlarının Batı'da ciddi tepkilere yol açması bunun en çarpıcı örneğidir. Şöyle, sermaye önemli bir etkendir. Yani güç. Güç için hani devletlerin ve kıtaların gücünde sermaye önemli bir etkendir. İkinci Dünya Savaşı sonucunda oluşan uluslararası sistem ve oluşan uluslararası sermaye merkezi kıta Avrupası ve Amerika olan yeni bir yapı oluşturdu ve onların çıkarlarını gözeten bir yapıya dönüştü. Savunma Paktı dahil, NATO dahil. Bu görüntü çok rahatsız ediyor dünyanın diğer devletlerini. Birliğe üyelik sürecinde ortaya koyduğu gayrete ve samimiyete rağmen Avrupa ülkelerinin haksız ithamlarına hedef olan Türkiye, Avrupa Birliği olmadan da yoluna devam edebileceğini çoktan ilan etti. Avrupalı siyasetçilerse sığ yorumlarla hala eski ezberleri tekrarlıyorlar. Şu anda biz çağ atlıyoruz, daha da ileriye gideceğiz. Bizim mesela derneğimize tırcı arkadaşlar geliyor, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bundan 10 sene önce, yani bunun istatikleri de vardır gümrük kapılarında, atıyorum bir günde 100 tır çıkıyorsa, bir gün 1000 tır çıkıyor bir gümrük kapısında. Bizim kaç tane gümrük kapımız var? Artı deniz gümrüklerimiz de var. Oradan çıkanların. Onun için Avrupa Birliği'ne ben karşıyım. Girmemize gerek yok. Zaten bizim şu andaki yaptığımız reformlar ve Türkiye ülkemizdeki yaşam standartları Avrupa Birliği'nin üzerinde. Yaşanan ekonomik krizleri gölgede bırakan ırkçı ve ayrımcı tutumlar Avrupa'yı eski görkemli günlerinden hızla uzaklaştırırken, çeşitli konularda yaşanan görüş ayrılıkları üye ülkeleri karşı karşıya getiriyor. Türkiye'nin yükselişini hayranlıkla izleyen gurbetçilerin gözünde birliğe üyeliğin ülkeye kazandıracağı hiçbir şey yok. Yani Avrupa'da yaşayan Türklerin Avrupa Birliği çok da umurunda değil. Çünkü ülkemize gittiğimiz zaman ülkemizin Avrupa'dan bir eksiği olmadığını görüyoruz. Bizim şahsi olarak buradaki Türklerle ortak görüşümüz gibi bir şey bu aslında. Çünkü ülkemizin Avrupa'dan hiçbir eksiği yok diye düşünüyoruz. Niye bu Avrupa Birliği'ne girme çabası ısrar diye de düşünüyoruz açıkçası. Büyük ideallerle kurulan birliğin birikimlerini ve felsefesini inkar eden politikaları saygınlığına gölge düşürüyor. Avrupa ülkelerinin göçmen politikası ve bunun sokağa yansıyan sonuçları vicdanları derinden yaralıyor. Milyonlarca Suriyelinin savaş korkusuyla evlerini terk etmesi karşısında gösterdikleri en önemli gayret, sığınmacıların kendi topraklarına girmesini engellemek olmuştur. Ülkesindeki göçmen nüfusa karşı dışlayıcı bir tutum sergileyen, farklı inanç ve kültürlere tahammülü olmayan, evsiz ve çaresiz insanları ölüm kamplarına hapseden ve dahası ırkçı politikalarla sallanan Avrupa artık hangi idealler etrafında birleşebilir? Yani Avrupa Birliği'nin eski o parlak günlerini geride bıraktığı, İngiltere'nin özellikle ayrılmasıyla birlikte bir çöküş sürecine başladı ve göçmen akınının bunu hızlandıracağı konuşuluyor. Bu mümkün olabilir. Yani nasıl kurulduysa öyle de dağılabilir. Euro bozulup yeniden eski herkes markına, frankına da dönebilir. Ekonomik, siyasi ve kültürel faktörlerin her biri birliğin kuruluş sebepleri olarak sayılabilir. Bütün bu faktörler arasında karşılıklı bağlar söz konusu. İnsan hakları, demokrasi, refah, adalet, hoşgörü, kardeşlik. Kuruluş ve genişleme süreci bütün bu hedefleri kapsıyordu. Bugün gelinen noktada birliğe güç veren temel kavramlar
sonu gelmez tartışmaların konusu durumunda. Üye ülkeler, sahip oldukları farklı dinamikler bir yana benzer sorunlar yaşıyor. Azalan doğurganlık ve hızla yaşlanan nüfus, artan hoşgörüsüzlük, etnik temelli bağımsızlık talepleri, refah kaybından duyulan endişe ve göçmen nüfusun buna sebep olarak gösterilmesi. Belki kısa süreli çözümler olabilir ama çünkü Avrupa'da birazcık bu konuda çok samimi değil gibi görüyorum. Yani bünyesinde yaşayan vatandaşlığına karşı size söylediğiniz gibi bir sağcılık, bir ırkçılık akımları tekrar artmaya başladı. Yani sadece ekonomiyle çözülebileceğini göremiyorum. Yani daha dürüst olması lazım. Ekonomi düzelmezse maalesef o yola gidebilir yani. Çünkü Avrupa'da, ha Almanya bir dönem yaşadı Euro geçildiğinde, bundan 10 yıl önce aldığımız maaşla rahat geçiniyordu. Fransa'da yaşayanlar, şu an millet ekonomik sıkıntı içinde. Batı'nın dünyada kurmaya çalıştığı jeopolitik strateji, yoksul coğrafyalara savaş ve sömürüden başka bir şey kazandırmadı ne yazık ki. Başta ülkemizde yaşananlar olmak üzere, huzur ve güven ortamını bozan terörist faaliyetleri desteklemekten vazgeçmeyen batılı ülkeler, kendi toplumlarında huzur ve barışı koruyabilecekler mi? Varlığını korumak isteyen Avrupa Birliği, gelecek için ve insanlık için daha inandırıcı hedefler seçmek zorunda. İtalya'ya baktığımız zaman sıkıntılar ne olur görüyoruz. İspanya'da görüyoruz. Fransa'da görüyoruz. Elbette dünyanın birçok yerinde sorunlar var. Fransa'da da var. Avrupa ülkelerinde de var. Yani birlik aslında kötü bir şey değil. Dengesizlik bütün birlikleri ortadan kaldırıyor. Adaletsizlik bütün birliktelik ortadan kaldırabiliyor. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin. Tamam girsin. Onlar zarar verecek gibi düşünüyorlar aslında. Oysa Avrupa Birliği'ne girmekle Türkiye'den çok kazanımlar elde edecekler. Biz belki de aldığımızdan çok daha fazlasını Avrupa'ya katkı sağlayacağız. Liderlerin ağzından birliğin geleceğine dair endişeler birbirini izlerken, büyük kitle partilerinde yaşanan erozyon, marjinal siyasi oluşumlara yeni alanlar açıyor. Özellikle göçmen politikaları esas alındığında Avrupa'nın hak ve özgürlükleri kısıtlama arayışları içerisinde olduğu görülüyor. 28 üye ülkenin her birinde farklı sorun alanlarının gün yüzüne çıkması, ortak bir gelecek tasarımını da zora sokuyor. İngiltere'nin Avrupa'yı terk etmesinden, anlıyorsun yani bir Avrupa Birliği'nde bir gevşeme, bir dağılma söz konusu yani. Belki de yarın öbür gün başka biri çıkıp diyecek ki ben de ayrılıyorum. Yani böyle bir şey var yani. Başladı zaten şu an. Yani. Şu İskandinav ülkelerinden birkaçı da herhalde şu an referandum aşamasındalar. Yani benim gazetelerden okunduğum başlıyor yavaş yavaş. Mesela sıradaki ülke bir Portekiz olabilir veyahut da bir İspanya'da olabilir. Yani. Geçtiğimiz yüzyılın ortasında herkese özgürlük ve refah gibi büyük iddialarla temelleri atılan Avrupa Birliği, içine girdiği sıkıntılı süreçte iddialarından uzaklaşarak otoriterleşme ve katı devlet politikalarını konuşur hale geldi. Şimdi ilk olarak aklımıza İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması veya Schengen, nasıl desem, Brexit olaylarını göz önünde bulundurursak, daha sonra işte Frexit veya diğer ülkelerin de çıkmak istemesi söz konusu. Bu da zaten Avrupa Birliği'nin kesinlikle bir rüya olduğunu göstergesi. Ancak yaşanan büyük sarsıntılara rağmen statükoyu sürdürme konusunda ciddi ısrarların devam ettiğini de kimse inkar edemez. Tıpkı Türkiye'nin üyelik sürecinde olduğu gibi. Birliğin siyasi aktörlerinin sıklıkla dile getirdiği gibi Avrupa Birliği Türkiye'den vazgeçmek istemiyor. Ancak Türkiye kamuoyu üyeliğin önündeki en önemli direncin ideolojik ve kültürel sebepler olduğunun farkında. Bu ikircikli tutum ırkçı partilerin yükselişiyle birlikte derin bir çatışmaya dönüşüyor. Avrupa oluşumundan nemalanan bürokratlar, teknokratlar veya odaklar tabii endişeleniyor.
Çünkü onların nasıl desem yani menfaat merkezi bu Avrupa'nın oluşumu. Lakin bir kere halkların çoğunluğunun bu olup bittiğine haberi var mı yok mu? Bu meçhul. Bence haberi yok yani. Herkes kendi hayatını, günlük hayatını yaşıyor. Avrupa böyle demiş, Avrupa şöyle demiş. Yani şeyden yok, önem veren yok. Herkes kendi hayatında. Kıta Avrupa'sında yaşanan sorunlar sıralandığında her bir ülkenin beklentileri, çıkarları, gelecek planları öne çıkıyor. Listenin en üst sıralarında ekonomik kaygılar yer alıyor görünse de gelinen noktanın Batı için bir uygarlık krizi olduğunu iddia edenler de var. Nüfusu hızla yaşlanan ve aile yapısı çöken Avrupa bu boşluğu göçmen nüfusla bir ölçüde kapatıyor. Düne kadar Avrupa'nın övünç kaynağı olan çok kültürlü yapıyı bir kazanım haline getiren de insan haklarına esas alan göçmen politikalarıydı. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele eden gruplar göçmen politikasının Avrupa'nın geleceğinde kilit rol oynadığını dile getiriyor. Faşizme varan yeni ideolojik yaklaşımlarsa bu görüşün tam tersini savunuyor. Ülkelerinde farklı etnik ve dini grupları görmeye tahammülü olmayan ırkçı siyasete göre, bütün sorunların temelinde Avrupa kültürüyle uyum sağlamayan ve ekonomik açıdan ağır yük getiren göçmen nüfus var. Zorlanacaklar çünkü doğudaki insanlar daha fazla çalışkan. Yani buradaki insanlar daha çok eğlenceye düşkün olduğu için sosyal hayata. Bugün mesela hafta sonlarına gidin böyle bir barları, restoranları bir gezin. İnsanlar farklı alemde yani. Çok fazla geleceği düşünmüyorlar. Gün yaşamak derdindeler. Bu da problem yapıyor. Bugün göçmen nüfusun birliğin geleceğine dair endişeleri de açıkça gösteriyor ki yaşanan değişimden en fazla onlar etkileniyorlar. Değişen küresel dengeler, farklı koşulları zorunlu kılsa da, kıtaya hakim olan ırkçı rüzgar, birlikte yaşamanın yollarını bir bir kapatıyor. Yaygın bir hastalık olarak ilerleyen şiddet eğilimli ırkçı oluşumlar, öyle görünüyor ki göçmenlerle de sınırlı kalmayacak. Yani Avrupa Birliği ve Birleşik Avrupa bir statik yapı değil aslında. Dinamik bir yapı. Her gün kendini yenileyen, her gün yeni kurallar koyan. Çünkü Avrupa Birliği Komisyonu marifetiyle yönetiliyor ve parlamento marifetiyle de kurallar koyuyor. Bu kurallar statik değil. Çoğu işte devletin, milletvekillerinin, ilgili milletvekillerinin ve ihtiyacın, Avrupa'nın bulunduğu ihtiyaç çerçevesinde yenilenen yeni prensipler üzerinden yoluna devam eden bir yapı. Ama mesela İngiltere bundan sıkıldı ve çıktı. Başka devletler de çıkabilir. Birliğin en parlak açılımı olarak öne çıkan ortak para birimi, küresel ölçekli finans krizi karşısında ilk sınavını vermekte zorlanırken, üye ülkelerin avro ile ilgili endişelerini de artırdı. Ortak para birimi, ekonomik dinamikleri bakımından uyumlu olmayan ülkeler arasında yakınlaşma bir yana, ayrışmayı derinleştiren bir etki doğurdu. Güçlü ekonomiyle birliğin inşası şeklindeki temel argümanlardan biri böylece değerini kaybetti. Sosyal refah sistemini sınırlayan reformlarsa üye ülkelerde artan hoşnutsuzluğun bir diğer sebebi. Artan ekonomik ve siyasi sorunlara karşı yükselen ırkçı ve Avrupa Birliği karşıtı söylemlerin birliğin yeni rotasını belirlemede etkili olması kaçınılmaz görünüyor. Birlik kendi geleceğini sorgularken muhtemel seçenekleri de masada tutmaya özen gösteriyor. Şimdilik yeterince rağbet görmese de daha fazla demokrasi ve daha bütünleşme, kıta geneline yayılan karamsarlığı aşmak için işaret edilen önemli seçeneklerden biri olarak masadaki yerini koruyor.